14 Şubat 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı'nda katıldığımız bir çalıştayla ilgili görüş ve önerilerimizi paylaşacağız. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanması çerçevesinde insan hakları örgütlerini ve meslek örgütlerini 14 Şubat tarihli bir toplantıya davet etmişti. O toplantıya katıldık. Orada görüş ve önerilerimizi sunduk. Daha sonra eksik kalan hususlarla ilgili olarak da yazılı bir rapor oluşturduk ve bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. İnsan hakları örgütlerinin ve meslek örgütlerinin her türlü olumsuzluğa rağmen kamu idaresiyle, siyasi iktidarla diyaloğu sürdürmesi ve en kötü koşullarda bile insan hakları ortamının iyileştirilmesine katkı sunacak önerilerini sunmasının bir görev olduğunu belirtmek istiyoruz. Ama tabii bunu yaparken de bütün eksiklikleri, bütün olumsuzlukları olduğu gibi aktarma sorumluluğu ve bilinciyle de hareket ettiğimizi belirtmek istiyorum. Sevgili Türkiye'nin yeni bir insan hakları eylem planı hazırlayabilmesi için öncelikle mevcut durumun insan hakları bakımından anayasal ve yasal boyutunun ortaya konması gerektiğini ifade etmiştik. Bunların başında da özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım müzakereleri ekseninde taahhüt altına girdiği Kopenhag siyasi kriterlerini hatırlatmakla başladık. Bu kriterler bildiğiniz gibi demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık hakları. Ancak gelin görün ki fiilen durmuş olan bu ilişkide Türkiye Ankara kriterlerine sürüklenmiş durumda ve bu Ankara kriterleri de tamamen antidemokratik ve güvenlikçi bir bakış açısıyla hazırlanmış kriterlerdir. Öyle ki önce güvenlik sonra insan hakları pratiğini de zaten sık sık izliyoruz. Tabii bir başka sorun şu, biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da bir darbe teşebbüsü yaşandı. Daha sonra bu bastırıldı ve darbeciler yakalandı, yargı önüne çıkarıldı. Ancak buna rağmen 20 Temmuz 2016'da olağanüstü hal ilan edildi ve bu o hal süreci tam 2 yıl boyunca sürdü. 2 yıl boyunca 32 olağanüstü hal kararnamesi çıkarıldı ve bu olağanüstü hal kararnameleriyle yüzlerce temel kanunda binlerce kanun maddesi değiştirildi ve neredeyse bir OHAL düzeni kurulmuş oldu. Fakat bununla da yetinilmedi. Bu kararnamelerin tamamı yasalaştırıldı. Bununla da yetinilmedi. 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 7145 sayılı kanunla olağanüstü hal Türkiye'de neredeyse 3 yıllığına uzatılmış oldu. Biliyorsunuz halen gözaltı süresi 12 güne kadar uzatılabiliyor. Valilerin sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi dahil birçok yetkisi genişletildi. Toplantı ve gösterilere müdahale yetkileri genişletildi. Kamu kurumlarının da 3 yıl boyunca tıpkı OHAL KYK'larında olduğu gibi kamudan ihraçları sürdürmeye dönük olarak yetkileri devam ettirildi. Sevgili arkadaşlar, esasen yeni bir insan hakları eylem planı hazırlamak isteyen siyasi iktidara en önemli tavsiyelerimizin başında 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edildiği belirtilen anayasa değişikliğiyle geçildiği söylenen Türk tipi başkanlık modeli konusundaki temel eleştirilerimizdir. Aslında bu eleştiriyi sadece biz yapmıyoruz. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nun 13 Mart 2017 tarihli 2017-875 sayılı görüşü çok açıktır. Dolayısıyla bu görüş dikkate alınarak Türkiye'nin mutlaka kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı denge ve denetlemeyi gözeten yeni bir anayasa yapma ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü şu andaki anayasal model antidemokratik ve tek kişi yönetimine dayalı bir otoriter yönetim anlayışını benimsemektedir. Bu koşullarda ne kadar bir eylem planı hazırlarsanız hazırlayın, anayasada temel değişiklikler yapmadığınız sürece de zaten bunu hayata geçirme şansınız olmayacaktır. Dolayısıyla biz Venedik Komisyonu'nun söz konusu raporunda belirttiği tavsiyelerin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Tabii bir başka boyut siyasi iktidarın sık sık beka sorunu olarak tarif ettiği, oysa bizim yıllardan beri Kürt sorunu diye isimlendirdiğimiz Türkiye'nin en temel meselesi olan Kürt sorununun barışçıl ve diyalog yoluyla çözümü konusunda yeni bir siyasi iradenin ortaya konmasıdır. Birleşmiş Milletler'in 2006 yılında kabul ettiği ve ilan ettiği çatışma çözüm ilkeleri esas alınarak Türkiye yeniden bir barış sürecine girmesi gerekir. Devam eden silahlı çatışma ve savaş durdurulmadığı sürece de gerçekten barışa giden yol yeniden inşa edilmediği sürece de bir demokratikleşmeden bahsetmek mümkün olmayacaktır. İnsan hakları ortamının iyileştirilmesinde de bahsetmek pek olanaklı olmayacaktır. Sevgili arkadaşlar, bir başka nokta şu.
Şimdi siyasi iktidar insan hakları eylem planı hazırlamak istiyor ama şimdi son birkaç yılda ortam o kadar çok antidemokratik hale getirildi ki, yasalar o kadar çok kötü değişiklikler içerdi ki, biz acil bir yol temizliği yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu yol temizliğinin başında da ceza mevzuatındaki eşitsizliklerin, adaletsizliklerin giderilmesine dönük acilen yapılması gereken çalışmalardır. Kamuoyunda kimileri af diyor, kimileri indirim diyor, kimileri infaz yasası değişikliği diyor. Ama bizim özellikle ifade ve örgütlenme özgürlüğü, siyaset yapma hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlayan önerilerimiz bulunmaktadır. Siyasi iktidarın bu önerilerimize mutlaka kulak vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla cezaevleri tıka basa doluyken, ağzını açan, konuşan herkesle ilgili soruşturma ve davalar varken, üniversitede akademisyenler ihraç edilip sürekli cezalandırılırken ve Türkiye yurt dışına sürekli bir beyin göçü yaşıyorken, bütün bu hususları gözeterek siyasetçilere de nefes aldırılmamışken nasıl bir insan hakları eylem planı hayata geçecek, doğrusu merak ediyoruz. Bu nedenle bir acil yol temizliğinin mutlaka olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bakın, sadece belirli başlıklarda 27 sayfaya sığdırabildiğimiz bu görüş ve önerilerimiz şunu gösteriyor ki, Türkiye'nin çok büyük bir insan hakları sorunu vardır. İnsan hakları ortamı bozulmuştur. Türkiye demokratik yoldan çıkmıştır, antidemokratik bir yola girmiştir. Türkiye bu çatışmalı süreci, bu çatışmalı ortamı daha fazla sürdüremez, barışa ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bütün bu ihtiyaçların olduğu bir yerde yeniden hukukun üstünlüğünü kavraması ve gerçekten yeniden demokratik bir anayasaya kavuşacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekir. Dolayısıyla bazı siyasi iktidar sözcülerinin sanki Türkiye'de hiçbir sorun yokmuş gibi açıklamalarını hayretle karşıladığımızı ve bunların gerçekten Türkiye'de yaşayıp yaşamadığı sorusunu onlara sormamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. İnsan hakları ihlallerinin gerçekten çok yaşandığı bir dönemden geçtik ve ne yazık ki bu yaşanmış olan ihlallerin bir biçimiyle ortadan kaldıracak, o hal geçtikten sonra düzenlemeler de ne yazık ki yapılmadı ve sunuş konuşmasında belirttiğimiz gibi bunun yapılması için de çok ciddi bir anayasa değişikliğine, yasal değişikliklere ihtiyaç var. Ve 3 yıl uzatılmış olan OHAL koşullarında yaşamak da açıkçası tüm Türkiye toplumunu tedirgin etmekte. Ve insanlar halen normal bir Türkiye'de değil, olağanüstü koşulların egemen olduğu, olağanüstü halin egemen olduğu koşullarda yaşamakta ve çalışmaktalar. Ve bunun izlerini pek çok düzeyde görebiliyoruz. Gerçekten Türkiye çok canlı olan mizah duygusunu yitirdi. Çok canlı olan fikir geliştirme özelliklerini yitirdi. Ve bir biçimiyle tüm Türkiye'de bilim üretilmiyor, bilimsel gelişmeler yapılmıyor. Ve herkes bir biçimde kendi kendine düşünüyor. Kendi kendine düşünmeye zorlanıyor diyelim. Bunların hepimizin geleceğini çok büyük ölçüde etkileyeceği açık. Böyle bir geleceği ne bize ne çocuklarımıza layık görmeye hiç kimsenin hakkı yok. O nedenle raporumuzun dikkate alınmasını oldukça önemli buluyoruz. Ve bu konuda takip etme konusunda biz takip edeceğiz bu önerilerimizi. Ama tüm toplumun takipçisi olması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle herkesi kendi haklarını kullanmaya, korumaya ve kullanırken korunma talep etmeye çağırıyoruz. Bir kişi çıksın konuşsun, 50 tane 100 tane adam çeviriveriyor hemen. Ya siz nereden çıktınız?